coğrafyasındaki gezimizin şimdiki durağı Yeni Dünya. Evet, Türkiye'den yaklaşık 9000 kilometre uzaktayız ve 7 saat zaman dilimi farkı var. Amerika'dayız değerli izleyenlerimiz. Göçler ülkesidir Amerika. 1700'lü yılların sonuna doğru kurulan Amerika'nın ilk kurulduğu zaman nüfusu yaklaşık 3,5 milyondu. Bugün 300 ila 350 milyon arasında nüfus olduğu söyleniyor. Her yıl binlerce değişik ülkelerden göçmen kabul ediyor. Bir göçmenler ülkesi Amerika ve Osmanlı coğrafyasından da çok sayıda göç gelir Amerika'ya. Tarihler 1880'li yıllar. Özellikle Suriye, Ürdün, Lübnan gibi bölgelerden çok sayıda göç akını huzurlu yaşamak, müreffeh yaşamak için Amerika'nın yolunu tutar. Ta ki 1915 yılına kadar yüz binlerce kişi Osmanlı coğrafyasından Amerika'ya gelmiştir. Ve Amerika'da ilk göçmenlerin kabul edildiği yer hemen arkamızdaki bu adadır. Osmanlı topraklarından Amerika'ya göç 1860'larda başlamıştır. Balkan Savaşı dolayısıyla 1908-1914 yılları arasında zirveye ulaşmıştır. 1860-1914 yılları arasında Suriye ve Lübnan'dan göçenlerin sayısı ile ilgili olarak 300 bin ila 500 bin arasında değişen rakamlar verilmektedir. Mevcut bilgiler göz önüne alındığında Osmanlı topraklarından Amerika'ya giden toplam göçmen sayısının muhtemelen 1 milyonun üzerinde olduğu bilinmekte. Cumhuriyet döneminde değişik sebeplerle Amerika'ya göçler yaşanmış, bugün Amerika'ya en fazla göçmen Giresun ilinden gelmiştir. Amerika'ya Giresun göçü başlı başına belgesel konusudur. Ve Amerika'da Türklerin ne zaman geldiğini, bugünkü yaşayan Türklerin durumu, Türkiye'den, Giresun'dan Amerika'ya gelenleri yerinde araştırıp ziyaret ediyoruz. Hal ve hatırlarını soruyoruz. Önemli bir yerdeyiz ve bir eve misafir olacağız. Bakın neler anlatacaklar bize. Amerika'ya geleli 20 sene oldu. Boya yapıyoruz, ek olarak araba satıyoruz Allah'a şükür. İki kere geldim. 86'da askerliği bitirince Kanada'dan ayrı geldim. Kanada'dan Amerika'ya geçtim. 3 sene kaldım. 95'te tekrar geldim. Bu geliş, bu geliş. Amerika'yı adım adım geziyoruz. Burası Amerika. Ve Amerika deyince Türkiye'de Yağlıdereliler mi yoksa Türkiye mi deniyor? Çünkü çok sayıda Yağlıdereli olduğunu biliyoruz Amerika'da ve bir Yağlıderelilerin misafiri olduk. Evet. Merhabalar. Evet, merhaba, hoş geldiniz efendim. Ben Yağlıdere Gözbükü Tuğlacı köyünden İbrahim Kangal, Hacı İbrahim Kangal, Gözbükü'nün de zebze satıyordum. Dünyanın neresinde olursak olalım, evet, nereye gidersek gidelim, hemen kara lahana, yani pancar çorbası, evet, mısır ekmeği, evet, şu turşu. Giresun turşusu, evet. Yağlıdere turşusu. Evet. Ve afiyetle yiyeceğiz. Gerçi pancarı nereden buluyorsunuz bacı? Bahçede çok var. Nasıl bahçede çok? Burada bahçe yapıyorlar, büyük bahçe. Pancar var orada yani. Evet. Olur, gidip kendimiz topluyoruz, ucuz. Bir medeniyetin temel taşıdır kültür. Yemek kültürüyle, ev kültürüyle ve misafirlik kültürüyle. Evet. Dostumuzla Türkiye'de görüşmüştük. Evet. İndikten sonra en az 8-10 kez aradı. Neredesin, ne yapıyorsun? Sonbaharın o muhteşem görüntüleri, sararmış yapraklar, gürgen ağacı, meşe ağacı, selviler ve küçücük bir bahçe. Bizim insanımız gerçekten fırtına estiriyor, kültürünü yaşatıyor Amerika'da. İşte gördüğünüz gibi fasulyeleriyle. Sırgan getirmiş, sırganı bile dikmişler buraya. Burada çalışmalar ve ev hayatı, Karadeniz hayatı, Giresun, Yağlıdere hayatını sürdüren bir bacımız. Yaldıran'ın Gözbükü'ndenim. Buraya geleli 12 sene oldu. Burada her şey oluyor. Toprağa koy, her şey oluyor. Bak, sırgan ektim, buralar doldu. Türkiye'ye gittim, fasulyelerim hiç toplayan olmadı. Hepsi yan oldu, burada kaldı. Biz çok mutlu bir aileyiz. Herkese buradan tavsiye ederim ki çocuğuna çoluğuna sahip çıksınlar, çocuğun çoluğunu eğitsinler. Buraya gelince evlenip de Türkiye'deki ailesini unutmasınlar.
Burası Yahudi mahallesi ve Yahudilerin Amerika'da en çok yaşadıkları yerlerden birisi. Cumartesi ve Yahudiler araç kullanmıyorlar. Kendilerine göre gelenekleri var. İşte bir Yahudi aile. New Jersey'deyiz. Delaware'ye doğru gidiyoruz. Güneşli bir gün. 2 saatlik bir yolculuğumuz var. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Amerika'ya giden Türk göçmenlerinin sayısının 500 bin olduğu tahmin edilmektedir. Devri Alem belgesel programı olarak Amerika'da yaşayan Türklerle görüşüp bilgiler alıyor, etkinliklerine katılıyoruz. Merkezimiz New Jersey'dedir. Türk-Amerikan Girasunlar Derneği 2008 yılında New Jersey eyaletinde kurulmuştur. Ve faaliyetlerine devam etmektedir. Diğer eyaletlerimizde şubelerimizi açmaya devam edeceğiz. Biliyorsun en büyük kaybımız burada Amerikan okullarına gittikleri için burada doğan bebeklerimiz, çocuklarımızdan bahsediyorum İsmail Bey. Onlar burada Türkçe öğrenme şansları çok az. Ama biz onlara derneğimiz aracılığıyla beraber cumartesi, pazar bütün yaz boyu Türkçe dersi verdik, belge verdik. Aynı zamanda New York Konsolosluğu'nun orada Atatürk Okulu var, Türkçe dersi veriyor, Türkçe eğitim veriyor. Yani yeni neslimiz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Camilerimiz var, Fatih Camimiz başta olmak üzere Mevlana Camimiz ve bunun şubeleri Amerika'da 35 tane şu anda şubesi var. Diyanete ait Selimiye Camimiz, Tamca Camimiz, Murat Camimiz burada dini hizmetlerimizi veriyoruz. Küçük yaşta geldiyseniz eğer kültürünüzü, dininizi, yani her şeyini sahip çıkmak çok zor. Çünkü buradaki okula gittiğin zaman buradaki Amerikan okullarına ister istemez insan onların kültürüne adapte oluyor ve her şeyle onlara benziyor. Ailesi eğer camilere gönderiyorsa çocuklarını o zaman onlar muhafaza edebilirler ama diğerleri çok zor. Diğerleri normal Amerikalılar gibi yaşamaya devam ediyor. Buranın mesela Cadılar Bayramı'nı kutlaması, işte diğer bayramları kutlaması, hatta bazıları Christmas ağacını bile evine alabiliyor. Onlar çok nadirdir ama genelde var. Yani mesela helal harama dikkat etmemeleri, anne babalar çocuklarına çok dikkat etmeleri, genç yaştan itibaren onların eğitimiyle çok ilgilenmeli. Ağaç yaşken eğilir. Küçükken yaptınız elinizden geleni, yoksa büyüyünce artık daha onlar sizi dinlemeyecektir. Yerel basın var, ulusal basın var. Burada 2-3 tane gazete vardı. 2 tanesi kapandı. Şu anda yeni bir gazete biz çıkardık. Türk of USA diye. Giresunların çıkardığı bir gazete ama genele hitap ediyor. Amerika'nın genelindeki Türklerin olduğu, bulunduğu bütün noktalara gönderiliyor. Amerika'da Giresun kültürünü, Türk kültürünü araştırıyoruz. Ve Giresunluların 7. Giresun Kültür ve Müzik Şöleni'nde misafiriyiz. Gazeteci konuğuyuz. Amerika'da bugün çok sayıda Türk yaşıyor. Giresunlu 40 bin Türk'ün olduğunu öğrendik ama Yaldere mi büyük, Türkiye mi büyük der Amerikalılar ve vize bile vermezler. Böyle bir takım yok. Ve Yalıderelilerin, Giresunluların Amerika'ya gelmesine vesile olan rahmetli İzzet Aydın'ın oğlu ve 8. misiniz efendim? 8. Amerika'ya gelen Yalıderelili ile birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhaba. Ben Amerika'ya 1971, 21 Mart 1971'de geldim. Babam ilk Amerika'ya gelen Giresunlu 1966'da geldi. Gelmesine Lefter Çember diye bir Rum vardı. Yaldere ziyaretine geldiği vakit ilk defa Giresun'da akşama kalmış. Yaldere'ye de gidememiş. Bu sefer babamı göstermişler ona. Babam onu misafir etmiş. Yarın tas gün Yaldere'ye götürmüş işte. Onun adresi varmış babamda. Onun adresinin üzerine gelmiş. Mübadele döneminde çocuk olarak orada kalıyor bir kadının şey nedir onun hikayesi? Onun hikayesi işte bu savaş zamanında Rumlar göç ederlerken bunun ayağına çivi batmış bir Türk yine onu saklamış evde, ayağı da iyileştikten sonra göndermişler yani öyleyse Rusya'ya geçiyor. Hatta Rusya'da onasızla beraber
Amerika'ya geliyorlar. O vefa borcunu ödemek için Yaldere'ye gidiyor değil mi efendim? Ya. Yaldere'ye geliyor. Ya. O kendisine sahip çıkıp koruyan hanımı bulmak üzere. Çok gidiyor. Gece kalıyor ve babanızı buluyor. Terzi tamam. Babanız değil tamam. Mi? Tamam terzi. Terziydi babam. Yaldere'nin Elmabören köyünden. Giresun Yaldere'den. 1973 Ocak'ta, Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne, New York eyaletine geldim. Şu anda benzin istasyonu çalıştırıyorum. Daha evvelinde restorancıydım. Denizlioğlu Ömer Ağa abi, Alçak Bey yaylasından tohum doğa düğüne geldi. Yanında misafiri hem de kendi köylerinde doğmuş, 14 yaşında ayrılmış Yunanlı Lefke. Bu bizlerin Amerika'ya göç etme vesilesi merhum Lefter sayesinde olmuştu. Lefter bana yardımcı olur musun ben gelsem diye soru sorulunca gayet tabii dedi. Şimdi amcamın Yalıdere'de terzi dükkanı vardı, tüccar terzi. Yanında çalışan, kalfalık yapan İzzet Aydın vardı. Ben gitsem nasıl olur diye İzzet abi şey yapınca, amcam da git dedi. Bana da durumu bildirirsin dedi. Lefler'e mektup, Lefler ilgileniyor. Sonra amcama haber verdi, amcam gitti. Amcamın peşinden 2-3 sene sonra da talebe tahsilimi Amerika'da devam etmek üzere normal talebe vizesine başvurdum. Vizemi aldım. Amerika Birleşik New York'a geldim. Yıllar önce baba ocağından, ana vatandan koparak belirli umutlarla bu ülkeye, Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmiş bulunuyoruz. Yeşil Giresun'umuzdan binlerce kilometre uzakta, bedeni burada ama ruhu baba topraklarında olan, gönlümüz Türkiye'de, gözümüz al bayrakta, kulağımız azen sesinde, ağzımızda pancar çorbasının tadı, mısır ekmeğinin kokusu, kuzinede kızarmış hamsinin buğusuyla yaşıyoruz. Her sabah kalktığımızda sobada demlenen çayın özlemiyle evimizden besmeyle çıkıyoruz. İşte körpe fidanlara, gelinlik kızlarımıza, bıyıkları yeni terleyen delikanlılarımıza kemençe sesi, görmeyenlere göz, duymayanlara kulak olan derneğimiz. Derneğimiz yeri geldi aşevi oldu. Ramazan'da iftar sofrası, vakit olunca mescit. Çaresizlere umut oldu. Anadolu'dan, Giresun'dan selam getirdim. Yaylalardan selam getirdim. Türk dünyasından sizlere selam getirdim. Araştırma yapıyordu. Amerika'dan görev alarak Yaldere'nin bütün köylerini gezmiş ve Türkçe'yi öğrenmişti o bayan. Gazeteci olarak bana geldiğinde Giresunlular kimdir? Giresun'da göç kültürü nedir diye sormuştu. Neden bunları araştırıyorsun dediğinde Amerika Giresun'dan, Yaldere'den Amerika'ya göçü bir türlü önleyemedi. Onlar Kanada'dan geliyor, denize atlayarak geliyor ve bu şekilde gelip burada kalıp iş tutuyor ve bunlar çok iyi vatandaşlar dediği için ben Amerika'ya gelmek ve belgesel çekmek istemiştim. Aranızda olmaktan ve böyle bir anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan gerçekten mutluyum. Amerika'da önemli bir kültür organizasyonu gerçekleştirmişti. Türk-Amerikan Giresunlar Derneği başkanımız, değerli dostumuz. Ama sunuculuğunu Musa Bey yapmıştı. Evet. Musa Bey burada. Değerli dostumuz. O güzel. O ilk türkünüz çok müthişti. İsterseniz onu az bir cümle terennüm edin efendim. Tabii. İlk türkü.
Allah'a bu günlere yandı yüreğim yandı da çekemiyorum can boğaza dayandı da çekemiyorum can boğaza dayandı Çanakçı'dan aşağı in dereye dereye neyleyim İstanbul'u aşığım Türkiye'ye. Ülkemizden kilometrelerce binlerce kilometre uzakta hemşehrilerimizle buluşmak gerçekten mutluluk vericiydi. Giydim elbiseleri, hep yamali yamali, yeni bir sevda ettim, uzaktan kumandali. Amerika'dan mı? Evet, resmen. Bir Giresun sevdasıdır içimdeki buram buram. Selam sana Giresun'un, Giresunluğum size selam diyoruz efendim. Her şeyden önce bu ülkeye gelişimizin tek bir sebebi önce tabii ekmek davası, bir şeyler kazanmak, ülkemize az da olsa bir katkıda bulunmaktır. Genelde inşaat işiyle uğraşılır. Benzin istasyonları var. Lokanta, restoran, dayının üzerine iş yerleri olan arkadaşlarımız var. Türk kahveleri, Türk marketleri son 10 yıl içerisinde gerçekten çoğaldı. Bizim için gerçekten güzel bir gururdur. Kültürümüz için güzeldir. Türk marketimiz var. Hamsimiz, balığımız Türkiye'den direkt geliyor. Karadeniz hamsisi, Trabzon'da inan belki daha sahili hamsiyi satmaya çıkmadan biz burada hamsiyi yiyoruz. Türk Uçağı'yla, Türk Hava Yolları'yla beraber anında bize geliyor buraya. Yeni yetişen gençlerimiz burada avukat, doktor, teknisyen, mühendis gibi dallarda yetişen. İnşallah bundan sonra siyasete de gençlerimizi yerleştireceğiz. Türkiye'den en çok Amerika'daki Türkler hangi illerden? Giresun. Başta şu anda Giresun, Eskişehir, Çorum. Aman, kemençenin sesini her yerde duyuyoruz. Giresun Derneği, Giresun Derneği'nde de duyuyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Çalışma mı yapıyorsunuz böyle? Elimizden geldiği kadar Giresun yöresinin şarkılarını, türkülerini, kültürünü elimizden geldiği kadar yaymaya çalışıyoruz. Biz Giresun Yağlıdereliyiz. Kendisi benim dayımdır. Islanır fındığın yaprakları şimdi bizi buluşur yandere uşakları Giresun uşakları içemesin gül yüzlü abedenin suyunu zehirler seni kardeş değiştir huyunu zehirler seni yavrum değiştir huyunu değiştir huyunu Giresun içinde yeşil fındık bahçesi Giresun içinde yeşil fındık bahçesi vurdular zirve mi yere düştü bahçesi Bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Göçler ülkesi Amerika'daki göçler, Amerika'da İslam medeniyeti Türklerle ilgili belgesel görüntüler hazırladık. Beyaz Saray'ın önünden Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.